Bakın burada bir kitap getirdim. 20 bin cami yıkılmıştır Anadolu'da. Burada başka bir listem var. İstanbul'da yıkılan camiler. 26'dan 38'e kadar. Bu ne demek biliyor musun? Senede 1500 cami. Senede 1500 cami demek 6 saatte bir cami yıkılmış demek. İsimleri var, listeleri var burada. 6 saatte bir cami. Bunların sıkıntısı ne biliyor musun? O Taksim'dekilerin sıkıntısı. Bunlar çaresizliğin tezahürüdür. Şimdi de 6 saatte bir cami yapılıyor Türkiye'de. Onlar o 6 saatte bir cami yıkılan devri devam ettirmek istiyorlar. Bunlar Don Kişot. Bunlar hayal içinde. Hayat dinamiktir. O bir daha geriye gelmez. Türkiye 1911'den 1922'ye kadar devamlı harp eden bir ülke. Bütün zinde evlatlarını cephelerde kaybetmiş. 13 milyon nüfusla harpten çıkmış da bunlar yapılmış. Bugün böyle değil. Bugün 90 milyonluk bir Türkiye var. 10 milyon yalnız Avrupa'da var. Sayılmıyor. Sade kemiyet değil. Keyfiyet de farklıdır artık. O 6 saatte bir cami yıkılan devri devam ettirmek istiyorlar. O din devlete karışmaz, devlet dine karışmaz, laiklik budur deyip de sana ezanı Türkçe okuyacaksın diye cebreden, okumayana ceza veren, hapseden devir bir daha geri gelmez. Öyle bir şey olmaz. Zaman bir nehir gibidir. Her günün icabı başkadır. Bir tane emekli paşa var, parti kurmuş. 1938'de geri çevireceğim Türkiye'yi diyor. Bugün bazı ulusalcı kalemşörler de Türkiye'de karşı devrim yapıldığını söylüyorlar. Sizin bu sözünüze istinaden söylüyorum. Yani bunu aslında bu Tayyip Bey döneminde bir karşı devrim yapıldığını, rövanş alındığını Cumhuriyet'ten söylüyorlar. Bu İslam'ın gasp edilen hakkının adım adım geriye gelmesidir. Gasp edilen. Bakın bugün Mısır'da laiktir. Ama biliyor musun ahkam-ı şahsiye şeriata göre hükmedilir. Şeriat mahkemesine gider. Komünist Mısırlı bile. Biz bugün diyebilir miyiz? Evlenmeyi, boşanmayı şeriata göre yapalım. Ne korkuyorsunuz? Hala sizin nizamınız ver devam. Ama sana garip bir şey söyleyeyim. Kemalistler utansınlar bu sözümü duyunca. Eğer ar damarları çatlamamışsa. İngiltere 6 tane şeriat mahkemesi kurdu. Doğru. İçinde yaşayan 4 milyon Müslümana kendi kanununu tatbik etmeyi zulüm saydı. Kendi medeni hukuklarını tanıdı İngiltere. Evet. Ve onlar kendi hukuk işlerini orada görüyorlar. Bunu ilk defa tarihte yapmış olan Osmanlı'dır. Osmanlı zamanında Rum kendi kanununa tabiydi. Patrikhanede muhakeme vardı. Mahkeme vardı. Kendi tebasını, kendi dindaşlarını kendi kanununa göre muhakeme ediyordu.